canlar, öncelikle herkese merhabalar. İsmim Ulaş Ocak, Seyit Teslim Abdal Ocağı'nın evladıyız. Öncelikle bugünkü televizyon programımız Zehra TV'de gerçekleşen İmam Ali'nin Faziletleri isimli programımız. Bizlere bu şansı tanıyan prodüksiyon müdürümüz Seyit Muhammed Hüseyin'in verdiği abimize teşekkür ediyorum. Buradan kendisine teşekkürü bir borç biliyoruz. Öncelikle konumuza başlamadan önce İmam Ali'nin faziletlerini neden konuşmayı tercih ettik? Bildiğiniz üzere İmam Ali İslamiyet'te ve Türk kültüründe aynı şekilde, hatta çocuklara anlatılan efsanelere, masallara bile konu olmuş. Aslında gerçek bir kahraman. Biliyorsunuz, örnek veriyorum, Amerika gibi veya diğer ülkeler gibi onların hayali kahramanları var, gerçek olmayan kişiler var. Bizim tarihte bizzat yaşamış, kahramanlıklarına dünyanın şahit olduğu, tarih kitaplarının yazmakla bitiremediği İmam Ali var. Peygamberimizin damadı, aynı şekilde kendisinin amcaoğlu, biliyorsunuz. Bu bağlamda öncelikle şuradan başlamak gerekir zannedersem. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde geçen Allah'ın nimetlerini, denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa, insanlar ve cinler katip olsalar saymakla bitiremezsiniz. Bu ayeti kerimenin hadislerde Peygamber Efendimiz tarafından tefsiri yapılmıştır. Ve burada Allah'ın nimetlerinden kastın aslında İmam Ali Aleyhisselam'ın velayeti olduğu vurgulanmıştır. Onun faziletleri olduğu vurgulanmıştır. Gerçekten de öyledir. Nitekim baktığımız zaman Peygamber Efendimizin dilinden Hasan ile Hüseyin'in babası olarak, Ebel Hasaneyn olarak isimlendirilmiştir ki aslında baktığımız zaman hadislerde gerçek Zinnureyn, yani iki nurun sahibi onurlar ki İmam Hasan ve İmam Hüseyin efendilerimizdir. İmam Ali'nin kendisinden başka bir kişi değildir. İkincisi, baktığımız zaman yine aynı şekilde gerçek Faruk, Kasımul Cenneti ve Nar, yani cenneti ve cehennemi ikiye bölen kişi İmam Ali Aleyhisselam'dır. Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi, nefsimi elinde tutan Allah'a yemin olsun ki Ali ve taraftarları, onlar kıyamet gününde kurtuluşa erenlerdir buyurmuştur, biliyorsunuz. Bu bağlamda Hazreti Ali'nin cenneti ve cehennemi ayıran kişi Kasımul Cenneti ve Nar olduğunu, aynı şekilde gerçek Faruk olduğunu, hakla batılı ayırt edebilen bir kişinin en azından, değil mi, teyemmümün hükmünü bilen bir kişi olması lazım. Bu sıfatın yakıştırıldığı kişiler, bildiğiniz gibi İslam tarihinde, eğer su yoksa o halde abdest alma, namazda kılma şeklinde ifadeleri vardır maalesef İslam tarihinde. Yine bakıldığı zaman en büyük sıddık, Sıddıkul Ekber İmam Ali Aleyhisselam'dır. Neden? Peygamber Efendimizin bütün savaşları esnasında Resulullah'ı hiçbir şekilde bırakmamış. Hem kendi etrafında hem de Hazreti Resul'ün etrafında döne döne çarpışan, Haydar-ı Kerrar sıfatını verdiğimiz kişidir İmam Ali Aleyhisselam, bildiğiniz gibi. Aslında bu övgüler hem İmam Ali'nin fazileti olmakla beraber hem de aynı şekilde Allah Teala'nın ve Peygamber Efendimizin kendisine yapmış olduğu yakıştırmalardır. Örnek veriyorum, şöyle bir kıssa vardır herkesin malumu olan. Peygamber Efendimiz bir gün İmam Ali Aleyhisselam'a buyurur ki, ya Ali, sende öyle faziletler vardır ki o faziletler bende bile yoktur. İmam Ali Aleyhisselam şaşırır ve sorar, der ki, ya Resulallah, nedir o fazilet ki bende olsun ama sende olmasın? Hazreti Resul buyurur ki, benim senin gibi bir kayınbabam yok. Yani Peygamber Efendimiz İmam Ali Aleyhisselam'ın kayınbabası olduğu için ve insanların en hayırlısı olduğu için. Peygamber Efendimiz buyurur ki, senin benim gibi bir kayınbaban var, bir. Yine Peygamber Efendimiz buyurur ki, benim Fatıma gibi eşim yok. Bu da aslında, bu mucize, bu fazilet de aynı şekilde Peygamber Efendimiz'den dolayı aslında kaynaklanmaktadır. Üçüncüsü, Peygamber Efendimiz buyurur ki, benim Hasan ile Hüseyin gibi çocuklarım yok. Cennet gençlerinin efendisi. Yine bu da aynı şekilde Peygamber Efendimizin kerametinden, bereketinden ortaya çıkmış bir fazilettir. Yani baktığımız zaman, şimdi İmam Ali'nin faziletlerini anlatıyoruz ama aynı şekilde bu faziletler de yine peygamberle beraber anılmak zorunda kalıyor. Neden? Peygamber Efendimiz buyurmuştu ki, Ali bendendir, ben de ondanım. Bu bağlamda ikisini birbirinden ayrı görmemek gerekir. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde beyan olunduğu gibi. Bildiğiniz gibi İmam Ali Aleyhisselam aynı zamanda Kabe'de doğan ilk kişi olma özelliğini de, faziletini de kendisinde barındırmaktadır. Aynı şekilde
çoğu çevrenin bilmediği veya yanlış olarak bildiği şekilde Peygamber Efendimizle beraber Cebrail'in ilk vahyini duyan kişidir. Hira mağarasında Peygamber Efendimiz'e ilk vahiy indirildiğinde İmam Ali Aleyhisselam da aynı şekilde mağaranın içerisinde mevcut idi. Cebrail'in sesini duydu ve aynı şekilde şeytanın feryadını duydu. Bu bağlamda da yine Resul'ün kardeşi olması hasebiyle bütün hayatı boyunca kendisinden hiç ayrılmamasıyla da aynı şekilde kalplerde ayrı bir yer kazanmıştır İmam Ali Aleyhisselam. Son bir kıssayla programımıza son vermek istiyorum. Bu da İmam Ali Aleyhisselam'ın güneşle olan muhabbetidir. Aslında Hazreti Resulullah'a sahabelerden bir kısım insanlar gelerek şunu sormuşlardır. Ya Resulallah, sen Ali'yi neden bu kadar övmektesin? Peygamber Efendimiz de buyurur ki onu ben övmüyorum, Allah Teala'nın kendisi övüyor. Dilerseniz yarın güneş doğmadan önce şu dağın tepesine çıkın, İmam Ali'yi de yanınıza alın. Bakın görün neler gerçekleşecek, neler olacak. Sahabeler İmam Ali'den rica ederler. Güneş doğmadan evvel bu dağın üzerine çıkarlar. Güneş doğarken İmam Ali Aleyhisselam güneşe hitaben sana selam olsun ey Allah'ın itaatkar kulu diye selam verir. Aynı şekilde güneşten de aleyküm selam ey evvel, ey ahir, ey zahir, ey batın şeklinde hitap gelince sahabeler peygamberin yanına gidip bu hayret verici olayın sebebini sorarlar. Derler ki ya Resulallah, biz sabah güneş doğmadan da Ali ile beraber dağa çıktık. Hazreti Ali güneşe selam verdi. Dedi ki ey Allah'ın itaatkar kulu sana selam olsun. Güneşten de kendisine öyle bir cevap geldi ki Allah'ın sıfatlarıyla güneş ona seslendi. Dedi ki aleyküm selam ey evvel, ey ahir, ey zahir, ey batın. Biz de bu sözlerin hikmetini merak ettik. Bu yüzden sana geldik. Hazreti Resulullah buyurur ki güneş doğru söylemiştir. Ali evveldir, bana ilk iman eden kişidir. Ali ahirdir, yani sondur. Beni en son görecek, kefenleyecek ve mezara koyacak kişidir. Ali zahirdir, benim bütün zahiri ilimlerimi bilendir. Ali batındır, aynı şekilde benim bütün batini ilimlerimi ve bütün sırlarımı bilen kişidir. Bildiğiniz üzere sevgili canlar, sevgili dostlar, Peygamber Efendimiz İmam Ali Aleyhisselam hakkında ya Ali, Allah'ı hakkı zatıyla bir sen bilmişsindir, tanımışsındır, bir de ben bilmişimdir, tanımışımdır buyurmuştur. Aynı şekilde beni de bir Allah bilmiştir, bir de sen hakkımla zatımla bilmişsindir buyurmuştur. Ya Ali, seni de bir Allah, bir de ben hakkınla zatınla bilmişizdir, tanımışızdır buyurmuştur. Bu bağlamda sevgili canlar, peygamberin sünnetini takip etmek isteyen herkes bilmelidir ki o yol İmam Ali Aleyhisselam'ın kapısından geçmektedir. Herkese teşekkürlerimi sunuyorum.